Bak yemin ediyorum artık kafayı yemek üzereyim. Ulan üstteki babaanneme döndüm. Her gün yaptığım şey stabil. Kahvaltı, montaj, dizi, yemek. Ulan yakında şu Ronaldo ile var ya sevgili olacağım ya. O derece. Nefes almak istiyorum nefes. Çinli iplerin bir tanesi yarasa yiyor. Cebali biz çekiyoruz. Vallahi çözemedim ya. Ne futbol var, ne maç var, ne bir şey var. Kafayı yemek üzereyim. Arkadaşlar bugün karantina günlüklerinden farklı bir video ile karşınızdayım. Sizler de şöyle emeğe saygı olarak güzel bir like sayısı patlatırsanız artık çok mutlu olurum. Herkes elini cebine atsın ya. Bir tane like. Parayla mı Allah aşkına ya? Bir tane like atacaksın. Bugün sizlere son dakikada gol atıp takımını kurtaran kahraman futbolcuları derledim. Dilerseniz uzatmayalım, hemen videomuza geçiş yapalım. İlk kahramanımız Riyad Mahrez. Oldum olası çok severim Mahrez'i. Çok sağlam bir futbolcu, çok iyi bir futbolcu. Her zaman takımını kurtaran futbolcuların başındadır. Aynı zamanda çok sağlam bir Müslüman. Watson bakın. Kafayı öyle bir çaktı ki. Joe Hart kendini iptal etti bak. Kontepiye'de kaldı. Görüyorsun nasıl şaşmış. Çok güzel kafaydı. Sağlam kafaları severim. David Beckham. Vurduğu yerlerde güller biter derler ya. Bu adam öyle. Bırakın gülü. Kozdalak bile biter bununla be. Ulan ne çakmış be. Besmelesini çekip vurmuş. Ramos. Psikopat. Bu adam tam bir manyak. Bak tek başına Atletico'yu darma duman ediyor. Şampiyonlar Ligi kupasını getiriyor. Bu adam harbi öyle bir adam yani. Konuşamadım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki koronavirüsü yüzünden evden çıkamıyoruz. Demiştim ki halı sahada sizlere para dağıtacağım. Evden çıkamadığım için yatırım da yapamıyorum. Yatırım yapmam lazım evde. En güzel yolu araştırdım ve baktım ki en güzel yatırım yolu Binomo'daymış. Şu anda Binomo'daki hesabımı görüyorsunuz. Olay basit. Buradaki tablonun yukarı mı çıkacağını yoksa aşağı mı ineceğini tahmin etmeniz gerekiyor. Buradan yukarı aşağı seçenekleri var. Bakın çoğunun fikri de var gördüğünüz gibi. Ben burada diyorum ki bu tablo yukarı çıkar. Şu anda 200 lira bastım. Eğer kazanırsam 366 lira alacağım. Gayet de güzel bir rakam bence. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizler beraber video çekerken tamı tamına 366 lira kazandım. Çok güzel bir rakam. Parama değer katmaya devam ediyorum. Sizler de paranıza Binomo'da değer katabilirsiniz. Açıklama kısmına gidin hemen kayıt olun. Zaten ücretsiz. Aynı zamanda 1000 liralık deneme sürme hediyesi veriyorlar. Dilerseniz hemen videomuza devam edelim. Roberto. Yani bu golü Roberto atması biraz tuhaf ama işte Neymar ya. O maçın yıldızı Neymar abi. Paris'i darma duman etti. Sonra Paris'e gitti. Eyşan gibi şey mi oluyor? Ne oluyor bu? Roberto güzel olmuş ama Neymar diyorum abi. Steven Gerrard bakın gel içine. Mahalleden kız geçerken sen vallahi billahi. Like attın değil mi bak? Güzel like sayısı istiyorum dedim ya. Cıvıtmayın harbi. Bak ne zamandır şöyle like sayısı gelmiyor rekor. Bir rekoru göreyim ya. Toni Kroos. Alman bir kere disiplinli adam. Güzel çakmış baba. Ne yapalım? Bu golü hatırlıyorum vallahi ipten almış daha. Şiir gibi gol be. Toni Kroos'un ayağını beğenirim. Bakın. Arjantin'e karşı çok sağlam bir gol. Bak. Çekik vuruş daim efsane. Bergkamp mükemmel bir gol. Sevdiğim futbolculardan biridir. Efsane tabii ki ama. Çok sağlam gol be. Drogba bak. Üç bacaklı. Ulan Türkiye'de neydi be? Hamit orta açıyordu gol atıyordu kafayla. O değil de Real'e attığı efsane gol neydi hatırlıyor musunuz? Baba, buradan bu topu sokmak Drogba'nın işidir be. Ronaldo, Terminator. Makina bak, dişli makina. Hani bir tane makina var ya. Böyle pestil yapıyor bütün adamlar yok yumurta koyuyor, yok hamur koyuyor. Tam anlamıyla o. Önüne geçen her şeyi ezip geçiyor. Calvin. Güzel gol. Güzel gol kardeşim bak. Vurmuş güzel gol. Oo dayım
3 bacaklı mıdır, 4 bacaklı mıdır nedir ama şeytan gibi bacağını kırmış ha. Şuraya bak. Ronaldo. Yavaş kardeşim bak. Ya Ronaldo'ya son dakika penaltı vermişin, şansı vermişin. Ulan asar, asar. Hayvanın oğlu ya. İnsan gibi vurmuyor ki. Iniesta bu golde efsanedir ama bu maçta çok haksızlık oldu bilirsiniz zaten. Özledik be Andres, ne çakmışım be. Thomas bak. Dayımlar gene 3 bacaklı. Bu 4 bacaklı bak. 4 numaraya girmiş galiba, öyle miydi? 4 mü 9 mu nasıl bir şey dayı? Dayıma baksana, hani bacak bol olunca hareket yapıyor. Torres. Güzel iş. Bunu hatırlıyorum. Fernando Torres. Barça'yı eleyen goldü bu. Efsane futbolcuları her zaman severim. Messi iptal. Garibim ne yapsın? Bakın. Asisti yapana bakın. Cengiz Ünder. Golü atan Manolas. Kostas Manolas. Türk Yunanistan'a asist yapıyor. Çok güzel kafa vurmuş ama o maç harbi dramdı ya. Dimitri Payet bak. Nasıl vurdun? Ne yaptın? Nasıl falso verdin bilmiyorum. Ama topu gömmüş. Baksana ya. Top şekil almış böyle. Rashford. Kimpembe'ye bak diyor, nasıl çarptı acaba? Ama penaltı. Rashford gene topun başında ve çok güzel çakıyor. Rashford'u beğeniyorum. Güzel oyuncu. Şu anda United'da değil de başka takımda olsa çok daha güzel oynar. Ben size söyleyeyim. Agüero. Şampiyonluğu getiren bir gol. Düşünün. İşte o adam Agüero. Çakıyor babacım. Agüero çakar bilirsin. Bu sene var ya ligler de güzeldi. Heyecanlıydı. Bu virüs geldi. İçine etti. Steven Gerrard Olympiakos'a karşı attığı bir goldü bu. Bunu herkes hatırlamaz ama Gerrard efsane futbolcu ya. Messi İran'a karşı bak. Vallahi bu gol o kadar beni rahatlatmıştı ki. Bu İran var ya Dünya Kupası'nda. Elinden gelse bütün adamları kaleye dizilecek Messi gol atmasın diye. Ama Messi bir şekilde attı kardeşim. Çok güzel goldü. Robin. Heykel kendine gel imzalı bir golü bakın. Robin mükemmeldi ya. Sevdiğim oyuncuydu ama. Bitti. Her güzel şey gibi onun da sonu geldi ve emekli oldu. Artık nerede takılıyorsa takılsın. Iniesta bak. Dünya Kupası 2010 finali. Ya Iniesta ayrı bir düzeydi ya. Çok efendi bir adamdı. Casillas ağlıyor. Iniesta vuruyor. Snyder ağlıyor. Robin ağlıyor. Messi... Muazzam bir gol. Bu maçta var Ronaldo çok kaçırmıştı ya. Özellikle bir tane pozisyon vardı. Nasıl kaçırdığını anlam veremedim. Ama kaçırdı. Zoru başardı gene. Solskjaer bu adam biliyorsunuz şu anda United'ın başında. Bayern Münih'e futbolcuyken atmış. Ivanovic. Vay bu golü hatırlıyorum ha. Hatta var ya bu golde arkadaşlar çok sevinmiştiniz. Neden? Çünkü Benfica bu kardeşlerimiz Portekizler. Fenerbahçe elemişti yarı finalde hatırladınız mı? Lucas bakın. Bir takımın, bir devin bitişi bakın. Ya geçen sene farklıydı vallahi ya. Ama en çok üzüldüğüm şey Barça'nın elenmesiydi. Messi çok hak ediyordu. Din